Almanya'dan oğlum İtalya'dan kızım gelecek dedi ve yalıda oturmasına rağmen Gazi Osman Paşa'daki bir artı bir evine ihtiyacı olduğunu söyledi. Kiracısını çıkarmaya çalıştı. O ev sahibinin talepleri davaya gerek olmadan karara bağlandı ve bakın mahkeme ne dedi? Oğlum oturacak diye dava açtı. Kızım gelecek diye ikinci bir davayı açtı. Bence ev sahibimin ihtiyacı yok. Çok güzel bir yılda yaşıyor. Önce oğlum oturacak dedi, sonra kızının eve ihtiyacı olduğunu söyledi. Ama mahkemeyi ikna edemedi. Yalıda oturan ev sahibi kiracısına yenildi. Bana verilen haklar neyse sonuna kadar arkasındayım. Spor eğitmeni genç kadın İstanbul'da yalnız yaşıyor. Emlakçı aracılığıyla kendine bir artı bir uygun fiyatlı bir ev bulmuştu. Suzan yeni ikinci Gazi Osman Paşa'da bir eve taşındı. İlk iki sene hiçbir sorun yoktu ama iddiasına göre sonradan ev sahibi evden çık diye baskı uygulamaya başladı. Bir türlü fiyat konusunda anlaşamadık. %200, 300, 400 üzerinde bir kira artırımı istedi. Kar topu gibi tamamen bu büyüyor. Kendilerini de hak sanıyorlar. Önce oğlum gelecek, oğlum o evde yaşayacak dedi. Dava açmayı denedi ama reddedildi. Ben 1 artı 1, 55 metrekare bir evde yaşıyorum. Tahliye davası başlattı. Oğlum oturacak diye bir dava açtı. Yine denedi. Bu kez de İtalya'dan kızının geleceğini söyledi. İkinci bir davayı açtı. Bence ev sahibimin ihtiyacı yok. Çok güzel bir yılda yaşıyor ev sahibim. Kızı da oğlu da aynı şekilde hiçbir şekilde iletişim kurmuyoruz. Mahkeme iki davayı da reddetti. Esasa girseydi de davacı tarafın zaten birden çok gayrimenkulü olduğu için zaten ihtiyacı olmadığına da kanaat getirecekti ama her iki davada da usulden reddedildi.